Evet, ipimden bahsedeyim önce. Schemmeyer'in Bravo Color 50 gram. Şöyle ölçü de vereyim. 50 grama 133 metre. Bu ihraç fazlası bir ip olduğu için aynısını bulamayabilirsiniz. Ama şuradaki ölçülerde herhangi bir ip alırsanız benim bu ördüğümle aynı kalınlığa yaklaşırsınız. Bunun ben beresini yapmıştım. Aynı ipten. Sağ ya da sol üst köşeye linkini bırakırım. Yapmak isterseniz yani izlemediyseniz, izleyenler için de atkısına geçelim. Yine ipimi iki kat kullanıyorum. Öncelikle zincir çekmeyle başlayacağım yine. Şöyle bir tur döndürüyorum. Tutuyorum. Bu şekilde alt tabanımı oluşturdum ve üstüne zincirlerimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bir tane fazladan çektim. Hemen yandaki zincirimin içine batıyorum. 2 tane ilmeğim oldu. İkisini birlikte çekiyorum. Sonraki zincirimin içine batıyorum. Yine 2 tane ilmeğim oldu. Yine ikisini birlikte çekiyorum. Dolamıyorum. Sonraki zincirime yine batıyorum. Yine ikisini birlikte çekiyorum. Bu şekilde devam edeceğim sıra sonuna kadar. Bunu beremizde zaten lastik olarak örmüştük. Aslında yine lastik öreceğiz. Bunu böyle devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincirimin içine de battım. Ve bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi. Burada gördüğünüz, şöyle tuttuğumuzda gördüğünüz saç örgüsü kısmı, onu baz alarak öreceğiz. Yani şu öndeki kısma batmayacağız. Arkadakine batacağız. Arka kanadına batıyoruz saç örgüsünün. Şöyle arkadan alıyoruz ilmeğimizi. Yine ikisini birlikte çekiyoruz. Yine arkadan batıyoruz. Bunu da bu şekilde arkadan bataraktan sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi geldim. Şurada son bir tane tepem kaldı. Yine arkadan batıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi yine aynı şekilde arkadan batacağım. Böyle devam edeceğim. Bu aslında dediğim gibi berenin lastik kısmıydı. Fakat ben bundan yani düşündüm. Bundan neden atkı yapmayayım dedim. Hem takım olur. Hem de hani renkleri de aynı zaten. Güzel olur diye düşündüm. Bu şekilde böyle arkadan batarak devam edeceğiz. İstediğiniz boyuta, ya istediğiniz boyuta gelene kadar devam edin. Ben kendim hani kendime boynuma attım. Ölçe ölçe yaptım. Siz de eğer çocuğunuza yapacaksanız ona göre şey yapın. Yine arkadan batıyorum bu arada. Zincirimi çektim, döndüm. Yine arkadan batmaya devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Eğer ki bere videomu izlemediyseniz de sağ ya da sol üst köşeye bırakacağım linkini. Oradan izlersiniz. Hatta biraz daha detaylı anlattım. Bu kısmı da oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle tekrar bir detay vermem gerekirse, burası en kısmı, burası boy kısmı. Biz buradan devam edeceğiz ve boyunuzu atıp ölçerken şu kısmı baz alarak ölçeceksiniz zaten. İstediğiniz boyuta gelene kadar devam edin. Ben de aynı şekilde devam edeyim, geleyim. Ben istediğim boyuta gelene kadar ördüm böyle. Zaten bu çocuk için olacağı için, yani 11, 14, 15 yaş arası olur. Ona olacağı için onun uzunluğunda yaptım. Şimdi ölçü vermem gerekirse, şu direkler, şu arkadakiler hariç, sadece şu öndekileri sayarsanız 65 tane, yani şöyle 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 65 tane direğim oldu. Metre olarak vermem gerekirse de uzunluğu 112 metre oldu. Şimdi bu tabi bu kadarcık değil. Devam edeceğiz. Tamamen kendim uydurduğum için artık farklı bir şey olsun istedim. Şimdi burada bir tane zinciri zaten çektim. İki tane daha zincir çekiyorum. Yani toplamda üç tane zincir çekip şimdi bu şekilde ördük ya. Yani şöyle ördük. Böyle gittik geldik. Şimdi çeviriyoruz.
Ön arkası aynı zaten, fark etmiyor. Ne tarafa denk gelirseniz. Çevirdikten sonra bir doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın dibine ben şuradan batmıyorum. Şöyle değil de şu arada zaten iki kat olduğu için iki tane şöyle ipini alıyorum yukarıya. İki tane de altta kalıyor zaten. Tam arasından batıyorum. Yani aradan da batabilirsiniz, fark etmez. İlmek çıkartıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. İkisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Yine doladım. Şu boşluğa batmıyorum. Hemen şu tepenin şuraya. Şu üstte değil de şu biraz şöyle yana batıyorum. Buraya da yine ikili trabzan yapıyorum. Yine doladım. Yine geldik buraya. Bunun da yine bu arıya, zaten aralar belli. Tepeye yani ikili trabzan yapıyorum. Tepemin köşesine batıyorum şöyle. Bunu da diğer videomda anlattım aslında niye böyle battığımı, ama yine de size de söyleyeyim. Şimdi şurada normalde iki tane yuva var. Ama şu yuva biraz daha dar. Hani burası gördüğünüz gibi zaten. Ve ben buraya yaparsam burası kasacak şöyle. Kastığı için de bayağı geniş bir şey olacak, yuva olacak. Onun için, onun olmaması için buraya batıyoruz. İkili trabzanımı yaptım. Yine doladım. Bunun da normalde şu tepeye batmamız lazım ama bu da aynı şekilde kasacağı için hemen şöyle ortadan bir yere ya da kenara, nereye denk geliyorsa bu şekilde batıyorum. Buraya böyle ikili trabzan yapıyorum. Bunun bu ikili trabzanı bu şekilde böyle etrafına dolanacağım. Böyle dolanıp şuradan en sonuna geleceğim. Buradan da aynı şekilde dolanacağım ve tekrar şu köşeye gelene kadar etrafını dolanacağım. Yani kalınlığını şu elini ne kadar genişlikte istiyorsanız o kadar dolanabilirsiniz. Ben de ona göre ayarlayacağım zaten. Sizinle de paylaşırım. İsterseniz şu köşeye gelince de gösterebilirim ama hani gerek yok. Buraya da şu köşeye gelince bir tane zaten şurada var. Tepe var. Oraya batarsınız. Bir tane de şuraya batacaksınız. Yani bir buraya bir buraya batıp köşeye döneceksiniz. Aynı şekilde buraya da aynı. İki tane yani yan yana iki tane batmış olacaksınız. Buraya gelince de zaten batmanıza gerek yok. Şu son battığınız ilmeğe battıktan sonra burası zaten kendini belli edecek. Oraya gelelim isterseniz, beraber yapalım sonrasında. Şöyle başladım. Başladığım yer burası. Böyle devam ettim. Şuradaki ilk köşeme geldim. Onu bir göstereyim size. Şimdi şurada zaten bir tane tepemiz var. Battık. Burada tekrar doluyoruz. Şurada tam köşenin yani tam şurada bir köşede bir tane yuvamız var. Oraya batıyoruz. Daha sonra buraya da bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi iki tane demiştim. Aynı yuvaya bir tane daha yapıyoruz ki köşeyi dönebilelim. Daha sonra şurada şunu da içeriden yürüteyim. Şu gördüğünüz her tepenin içine bir tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle şurası. Böyle ikili trabzanlarımızı yapacağız. Bakın gördünüz mü köşeyi? Hafif şöyle oval oldu. Şimdi devam ediyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Şu köşeme gelene kadar devam edeceğim. Köşeye geldim. Şurada bir tane daha tepem kaldı. Ona batıyorum. Buraya da ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra şu bulunduğum tepenin içine bir tane daha yapıyorum. Burada da köşeyi dönmemiz gerekiyor. Yani aslında şöyle baktığınızda köşeyi ne kadar hani dönerken ne kadar trabzana ihtiyacınız varsa o kadar yapsanız daha iyi olur. Hemen şuradaki boşluğa, şurada iki tane var burada da zaten. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Şöyle baktığımda köşeyi döneceğim sanırım. Hemen şuraya atlıyorum. Evet, burası aynı şurada yaptığımız gibi. Bakın bir ara bir tepe, bir ara bir tepe, yine batmaya devam edeceğiz. Şurası tepenin içi aslında. Biraz bol almışım ben. Şöyle şuradan bir yere batayım madem. Şöyle hemen şuradaki tepemin yanındaki tepeye batıyorum. Şuradaki
Şu sivri olan tepemin hemen yanında bir tane daha var. Oraya da batıyorum. Köşeyi döndüm. Şuralarda şöyle hafif hafif çektirirseniz şöyle biraz hani şekil alsın. Bunu böyle devam edeceğiz. Aynı şu işlemleri. Yani şuradaki ve şuradaki ve şuradaki köşedeki işlemi aynen şuradaki köşede de yapacağız ve burada da yapabilirsiniz. Buraya gelelim, devam edelim. Şimdi buraya başladığım noktaya geldim. Buraya şu boşluğun içinde ben bir tane yaptım. Şimdi bir tane daha yapmam gerekecek aynı noktaya. İkili trabzanımı da yapıyorum ve bakın şöyle çevirdiğimde tepem şurada. Buraya hemen bağlıyorum. Bu şekilde 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın. Köşem çok güzel oldu. Bu köşem de aynı şekilde. Bunu biraz şöyle çektirebiliriz. Yani biraz daha kare olsun istiyorsanız şuralara hani 2 tane değil de işte 3 tane trabzan yapabilirsiniz. 3'er tane. Ben böyle yeterli olduğunu düşündüm. Burası da böyle oldu. Şimdi zaten görüyorsunuz. Uydurmasyon ama yine de yani güzel bir atkı çıktı ortaya. Böyle etrafını yine bununla dolanabilirsiniz. Hani dediğim gibi yine ölçün. Ne kadar eninin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar etrafını dolanabilirsiniz. Daha sonra bu başlangıç noktasına gelip kapatabilirsiniz. Bence güzel oldu. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Atkım bitti. Böyle son halini de göstermek istedim. Ben böyle püskül yaptım. Siz isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bunları göz kararı yaptım. Şuradaki dişlerin içine sabitledim. Yani uydurmasyon olsa da bence hoş oldu. Ben bunu söktüm, tekrar yaptım, söktüm, tekrar yaptım. Nasıl yapabilirim diye uğraşırken böyle bir şey çıktı. Beresi de bu. Bence gayet ikisi de hoş görünüyor. Şöyle biraz daha yukarıdan çekeyim. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.